tarikatuna sahbe vel hayru fil cemiyye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. El fitnetu naimeten la'anallahu men enkadaha. Fitne övüyor, onu uyandırana lanet olsun diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Lanet etmek en kötü şeydir. Lanette mazhar olmak en kötü şeydir. Çünkü şeytan lanetlenmiştir. Lanetlenen oğlunda şeytan gibi olur. Şeytan da en kötü mahlukatlardan, en kötü mahluk şeytandır. En yüksek mahluk da insanoğlu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için ona benzememek için fitneden uzak duracaksın. Fitneyi yapmayacaksın. Fitne yapan zaten lanetlenmiş. Sonra ona katılanlar da aynı şekilde lanetleşmiş. Adamın peşinden düşenler, onlar da iyi yapmış olmazlar. Onların yaptıkları kötülüktür. İlk başta kötülük kendilerinedir. Çünkü lanete mazhar oldukları için en büyük kötülük, ondan daha büyük musibet, kötülük olamaz. Ama onun da işte Allah Azze ve Celle'nin tövbe kapısı açıktır. O tövbe yapmak için Allah tövbesini kabul eder insanın, ama başka insanların, zulüm ettikleri insanların şeyini, onlardan helallik istemek lazım. Başka türlü olmaz. Ama büyük fitneler olunca onun tesiri çok büyüktür. Herkese değdiği için onun helallik alması da zor olur. Onun için fitneden, fitne yapmaktan uzak durun. Şimdi biz ahir zamanda yaşıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fitneler çok olacak dediler. Bu günlerde karanlık geceler gibi zulmetler olacak, karanlıklar olacak. Bunlar nereden geliyor? Fitneden. Fitne zulme, karanlık getirir, içi karartır. Her şey adamların, insanın moralini bozar, her şeyi yapar. Lüzumsuz şeylerden fitne çıkarırlar. Hiç kıymetsiz bir şey olmayan bir şeyden fitne çıkarır ki ne o da ne kazanacağını bilmez. Fitneden kazanan ancak bir şey, biri vardır da o da şeytandır. Şeytan, çünkü insanlar ne kadar eziyet verirse, ne kadar yoldan çıkarıp cehenneme götürürse o kadar mutlu olur, o kadar sevinmiş olur. Şeytan, dediğimiz gibi, insanın tersine, insan, kamil insan, insanların yola gelmesine sevinir. Şeytan da insanları yoldan çıkarıp hem dünyada belaya sokar, hem ahirette cehenneme götürür. Onun için çok dikkat etmek lazım bu günlerde. Ahir zamanda olduğum için sakın ne fitne çıkarın, ne fitneye karışın, uzak durun. Hazreti Ali'nin dediği gibi, Hazreti Ali'nin sukutu mülazametil büyüt demiş. Allah razı olsun ondan. Bu zaman sukut, susup duracaksın. Fazla kimse, iki laf ettin mi, sen başını belaya sokarlar. Evde de otur, fazla insanların içine çıkmaya gerek yok. Allah muhafaza etsin. Allah korusun ümmeti fitneden, fitnecilerden inşallah. Ve minallah tevfik. El-Fatiha.